CHP'den Muğla milletvekili için aday adayı olan Türkiye Tanıtım Araştırma, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı, TÜLOV Bodrum Şube Başkanı Avukat Remzi Kazmaz, Bodrum'daki parti binası önünde açıklama yaptı. Açıklamaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, TÜLOV Genel Başkanı Nurettin Demir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası bir konuşma yapan İlçe Başkanı Başar Bıyıklı şunları dile getirdi. İktidarda olanların hızlı karar alarak kalkınacağı söylemleriyle kurdukları tek adam rejimi bugün her alanda göçük altında kalmıştır. Tek adam rejiminden dolayı toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı olumsuzlukları çok iyi biliyoruz. İnancını yitiren, gelecek kaygısı yaşayan milyonlara seslenmek istiyorum. Umudunuzu yitirmeyin. İnancınızı yüksek tutun. Hep birlikte gece gündüz çalışarak tüm çürümüşlükleri ortadan kaldıracağız. Muğla milletvekilliği için aday adayı olan çevreci avukat Remzi Kazmaz, kürsüye eşi avukat Esra Kazmaz'la birlikte geldi. Kazmaz şunları söyledi. Bugün 18 Mart. Bu ülkeyi kanıyla kuranların rahmetle anarken onların bu ülke için dökmüş oldukların kanı, canı asla unutmadan o kuvayı milliye ruhuyla beraber bugün buradan size sesleniyorum. Bu önemli günde. Aynı zamanda o kuvayı milliye ruhu ki bunu bir kez daha depremde Kürdüyle, Lazı'yla, Çerkezi'yle, Ege'lisiyle, Karadenizlisiyle gösterdik. Dayanışma ruhu tıpkı 18 Mart'ta Çanakkale'de olduğu gibiydi. İster buradan aday olayım, ister aday adayı olarak defterimi kapatayım, inanın ki ilçe başkanım ve ekibiyle ve diğer aday adaylarıyla omuz omuza, kol kola birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililerine, yoldaşlarıma, yol arkadaşlarıma, Atatürkçülere bu yakışır. Çünkü bu görebileceğimiz belki de son seçimdir. Bu son seçimde o Çanakkale'deki kuvayi milliye ruhunu bu sokaklarda, Bodrum'da, ilçelerinde ve Muğla'da her yerde biz estireceğiz yoldaşlarım. Biz o inançla yola çıkacağız. 55 günümüz var. 14 Mayıs akşamı İktidar şarkılarını hep birlikte söyleyebilmek amacıyla sokak sokak, sandık sandık gezmeliyiz. Bakın dostlar, benim tecrübem fazla bu konuda. Yarım asırdır demokrasi ve hukuk mücadelesi yaptığım bu ülkede meydanlarda, sokaklarda, sandık başlarında gece gündüz nöbet tuttuğum bu partinin mutlaka ama mutlaka iktidarı gelmesi için bir tek tecrübemi sizden paylaşacağım. Bize oy vermeyen, bugüne kadar bizimle de muhatap olmayan veya bazıları gibi küs olan, dargın olan, hatta bazıları gibi aman işte bunlar sosyal demokrat deyip yüksek perdeden devrimcilik yapan, sorun değil. Artık onlardan mutlaka birinin eline tutup ama sandığa kadar getirmek burada bunların borcu olsun arkadaşlar. Başka türlü seçimi alamayız. Söz veriyorlar, farklı değişik nedenlerden dolayı sandığa gidildiği zaman bu olay değişiyor. Eline tutacağız, nokta çalışması dediğimiz bu çalışmayı yapacağız. Sandığa getirene kadar sadece bir kişi, karşı tarafa oy vermiş bir kişiyi biz sandığa getirdiğimiz an partili görevimizi yapmış sayılıyoruz.